5 dakikada Hollanda kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Haftada bir video ancak ekleyebiliyorum. Günlerim yoğun geçiyor. Onu belirtmiş olayım. Yine birkaç yorumdan dolayı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten objektif anlatmaya çalışıyorum. Hani videolarımı çekerken ne ülkemi yeriyorum ne de Hollanda'yı göklere çıkarıyorum. Burada ilerleyen hayatımı olduğu gibi samimi bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Yine Instagram'da ya da mail yoluyla gelen soruları yine samimi bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Ücretli herhangi bir danışmanlık yapmıyorum. Başka YouTuber'lar gibi. Bütün bu bilgileri seve seve sizlerle paylaşıyorum. Hatta henüz YouTube'dan bir para kazanmadım. 11 euroya mikrofon aldım arkadaşlar. Yani ekside de olduğum söylenebilir aslında. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Videolarımdan insanların fayda görmesi beni memnun ediyor. Yine faydalı bilgiler anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bugünkü konumuza geçelim. Ben arkadaşlar 15 Ekim'den beri 2 yarım gün bir yerde ücretli olarak çalışıyorum. Nasıl bir yerde çalışıyorum, ne iş yapıyorum, bunun detaylarını anlatmak istiyorum. Belki benim gibi evde boş olan insanlar için bir fikir olabilir diye düşündüm. Açıkçası benim aklımda hiç çalışmak yoktu. Yani öğretmenliğe başlayana kadar hani herhangi bir yerde ücretli çalışmayı hiç düşünmedim. Zaten şu an mümkün de değildi bu. Neden? Hangi işi yapacak olursanız olun arkadaşlar, karşı tarafı çok iyi anlamalısınız ve çok iyi cevap vermelisiniz. Tabii şu an özellikle konuşma noktasında iyi değilim. Yine anlama noktasında da öyle. Dili öğrenenler bu konuda beni çok iyi anlıyordur. Böyle bir düşüncem yoktu. Benim tam koçum arkadaşlar, bayağı 5-6 aydır kendisiyle görüşüyorum. 30 küsür yıldır burada olan bir Türk, emekli hemşire kendisi. O bana önerdi. Ya Emine dedi, tabii ben senin burada öğretmenlik yapmanı çok istiyorum. O yolda ilerliyorsun zaten ama hani bir başka işle bir başlangıç yapmak istemez misin dedi. Neticede burada yapılan her iş çok değerli. Yani belki bizim ülkemizde hani küçümsenecek işler arkadaşlar. Burada çok çok değerli gözüküyor. Yani yapılan iş ne olursa olsun bu size büyük bir değer katıyor. Düşünür müsün dedi. Ben de olabilir dedim. Yani hem dil konusunda kendimi geliştiririm. Hem çok az da olsa bir para kazanırım. Neden olmasın dedim, yani şartlarıma uygun. O da sağ olsun bana bir şirketten bahsetti. Bu şirket arkadaşlar evde bakım hizmetleriyle ilgili destek veren bir şirket. Ben de onun web sayfasına girdim. Bir başvuru formu doldurdum ve gönderdim. Kısa bir süre sonra beni aradılar. İlk defa iş görüşmesine gittim arkadaşlar. Yetersiz Hollandacamla ama çok şükür başarılı bir şekilde atlattım. İşi kabul ettim. Şartlarımı söyledim. O da şartlarınıza uygun çalışabilirsiniz dediler. Ben 2 yarım günü seçtim. Her gün çocuğumu almam lazım. Maksimum 2'ye kadar çalışabilirim dedim. Ve şartları kabul ettim. Ve özellikle de işime yakın civarlarda çalışmak istediğimi belirttim. Bu görüşmeden 15 gün sonra arkadaşlar işe başladım. İşin özelliği şu arkadaşlar. Ben tabii bu şirkette pek çok şeye başvurabiliyorsunuz ama ben dilim yetersiz olduğu için en düşük NIFO'ya başvurdum. Yani ev yardımı diye geçiyor. Taushülp diye geçiyor benim başvurduğum statü. Oraya başvurdum. İşin içeriği şöyle arkadaşlar. Size saatinize uygun bir ev sahipliyorlar. Yani şu an ben pazartesi günü 2 eve gidiyorum. Salı günü 2 eve gidiyorum. Her evde 2 saat kalıyorsunuz ve o 2 saat içerisinde oradaki kişinin sizden istediği şeyleri yapıyorsunuz. Biz buna genel olarak temizlik diyebiliriz. Yani elektrik süpürgesiyle süpürme, işte Vileda ile yerleri silme ve benzeri şeyler diyebiliriz. Ev sahibinin sizden istediği şeyleri yapıyorsunuz. Ama şey gibi düşünmeyin tabii, Türkiye'deki gibi. Neticede Türkiye'de biz birini eve temizliğe aldığımızda sonuna kadar kullanırız yani. Şunu da yaptırayım, şunu da yaptırayım. Ama buradaki insanlarda öyle bir şey görmedim. 2 saatlik süre içerisinde özellikle evlerde küçük olduğu için arkadaşlar ben hemen hemen 1 saat gibi bir sürede işimi bitiriyorum.
Ve normalde 2 saat kalmam gerekirken neredeyse her evde yaklaşık 1 saat zaman geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar eve gidiyorsunuz. Ben pazartesi bir Afganistanlı karı koca ile bir Hollandalı amcaya gidiyorum. Salı günü Hollandalı bir teyzeyle Pakistanlı bir amcaya gidiyorum. Hep aynı evlere gidiyorsunuz. Bu çok güzel. Neden? Zaman ilerledikçe bir samimiyet elde ediyorsunuz. Birbirinizi tanıyorsunuz. İnsanlarla hani aranız daha da iyileşiyor. Hani bir bağ kuruluyor. Ve şu an pazartesi ve salı şöyle diyebilirim. Normalde teorikte benim işimin 2'de bitmesi gerekiyor plan üzerinde ama ben en geç 12'de her 2 günde işimi bitirmiş oluyorum. Hatta alışverişimi yapıp 12.30 gibi eve geri dönmüş oluyorum. Peki arkadaşlar bu işin bana ne gibi katkıları oluyor? Birincisi Hollandaca konuşma fırsatı yakalıyorum. Özellikle Hollandalı amca ve teyzeyle nereden baksanız bir 20-25 dakika çay içiyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Zaten onlar özellikle bu işe neden girdiğimi biliyorlar. Yani dil öğrendiğimi, öğretmen olmak istediğimi biliyorlar. Sağ olsun birlikte çay içiyoruz ve Hollandaca konuşma fırsatı yakalıyorum. Bana yeni kelime öğretmeye çalışıyorlar. Birincisi bu oldu yani bu işin bana katkısı. Dil öğrenme gelişiminde bir katkısı oldu. İkincisi yeni insanlarla tanışıyorum. Bu çok güzel. Üçüncüsü tecrübe kazanıyorum. Her ne kadar öğretmenlik yapmıyorum ama dediğim gibi ben bu işi CV'me yazacağım. Ve Talkoç'um bana şöyle dedi. Sen dedi ileride dedi öğretmenlik için iş aramaya başladığında insanlar CV'nde bu işi gördüğü zaman seninle ilgili çok güzel şeyler düşünecek. Yani şöyle düşünecekler dedi. Yani bu bayan Türkiye'den buraya gelmiş. Evinde boş oturmamış. İnsanlara faydalı olma adına adım atmış, çalışmış. Hani çalışkan biri olarak seni dedi düşünecekler. Yani işinin temizlik olması onlar için önemli değil dedi. Bu şekilde bir tecrübe kazanmış oldum. Tabii ki arkadaşlar para da kazanıyorum. Ortalama aylık 300 euro elime geçiyor. Her ayın 23'ünde banka hesabıma yatırılıyor. Ve bu benim çalıştığım iş statüsünde vergi de ödemiyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ve çok güzel anılarım da oldu bu çalıştığım insanlarla. Örneğin işte Hollandalı amcam yılbaşında 20 euro çocuklarıma harçlık verdi. Yine bugün olan bir şeyi anlatayım. Yine geçen hafta Hollandalı amcam salonda bir masası var. Onun masa örtüsünü değiştiriyordu. Ben o örtüyü çok beğendim. Hakikaten çok güzel bir örtü. Bugün bana arkadaşlar o masa örtüsünü hediye etti. Yani çok duygulandım. Hani gerçekten benim onlar için bir şeyler yapmış olmam onlar için değerli. Böyle çok güzel şeyler de yaşıyorum. Ve işe girdiğim için çok mutluyum. Açıkçası öğretmenliğe başlayana kadar bu işi bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü aylık 300 euro kendi tasarruf edebildiğim bir para. Bu çok güzel bir bayan için. Yine yeni insanlarla görüşmeye, tanışmaya devam ediyorum. Hollandaca konuşmaya devam ediyorum. Açıkçası bu işi bırakmayı düşünmüyorum. Yine bu videoyu çekip çekmemekte kararsızdım. Neden diyeceksiniz? Acaba insanlar incitici yorumlar yapar mı diye düşündüm. Neticede temizlik yapıyorum burada. Aslen öğretmenim. Ama öğretmenlik için adım adım ilerliyorum. Ama sonrasında dedim ki gerçekten önemli değil. Burası Hollanda. Yapılan her iş çok değerli. Ve ben burada tanıştığım insanlara bu yaptığım işten bahsettiğim zaman benden çok etkileniyorlar. Gerçekten yani bu kadar hayatın içinde olmam, bu kadar kısa sürede böyle bir işle de olsa çalışma hayatında olmam gerçekten çok onları etkiliyor. Ve hep olumlu tepkiler alıyorum bunu anlattığım zaman. O yüzden iyi ki de diyorum bu işe girmişim. Sağ olsun Talkoç'um sayesinde oldu. Yoksa hiç zihnimde böyle bir iş yoktu. Elimden geldiğince dediğim gibi bu işi yapmaya devam edeceğim. Öğretmenliğe başlayana kadar da bırakmayı düşünmüyorum. Umarım bir fikir olmuştur. Yani burada hayatın içinde olma adına gayret etmenizi her zaman öneririm. İşte o zaman buraya ait olma hissini yaşıyorsunuz. Burada yalnız hissetmiyorsunuz kendinizi. Ama eğer evde oturursanız, evden dışarıya çıkmazsanız tabii ki bunalıma girersiniz. Tabii ki olumsuz şeyler düşünürsünüz. Ama ben kendimi bu işle doldurdum.
Şu an staja gidiyorum. İşte yine kursa gidiyorum. Kütüphanenin etkinliklerine gidiyorum. Kendimi o kadar doldurdum ki arkadaşlar. Hani sanki o Türkiye'deki zamanlarımı yaşıyor gibiyim. Yani herhangi bir fark göremiyorum. Bu da olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Evet, sanki lafı fazla uzattığım gibi düşündüm ama bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.